Bugün size Türkiye'de yaşandığı iddia edilen bir vampir olayından bahsedeceğim. Bu olayın gerçek olup olmadığı tamamen sizin düşüncelerinize kalmış durumda. Ama bunun öncesinde size vampirler hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Vampirlik çeşitli kültürlerde farklı isimlerle anılır. Vampirlerin Batı Afrika'daki ismi Asasa Bonsam'dır. Güney Afrika'da Asema, İskoçya'da Boabban, Malezya'da Bas, Hindistan'da Brahma Parusha, Çin'de Çinkşi, Slavlar'da Nosferatu, Bulgaristan'da ise Obur gibi isimlerle anılan vampirler daha birçok kültürde yer edinmiştir. Yani dünyanın farklı bölgelerinde ilginç bir şekilde aynı özelliklere sahip yaratıklardan bahsedilir. Bahsedilen bu yaratıkların ortak özellikleri ise kan içtikleri ve gece ortaya çıktıkları yönündedir. Bir inanışa göre vampirler Hazreti Adem'in oğullarından biri olan Kabil'in soyundan gelir. Kabil diğer kardeşlerini öldürmüş ve Adem ile Havva'nın cennetten kovulduktan sonra yerleştikleri topraklardaki ilk kanı dökmüştür. Daha sonra yaptıklarından pişman olan Kabil Tanrı'dan af dilemiştir. Ancak Tanrı kardeş katilini affetmemiştir ve Kabil'in ölen kardeşlerini tekrar canlandırmıştır. Kabil'i ise lanetlemiştir. Kabil'in kardeşleri dirildikten sonra yattıkları topraktan kan gelir ve lanete göre toprakta yetişen hiçbir şey Kabil'in soyundan gelenleri beslemeyecektir. Onları besleyecek tek şey kandır. Kabil'in 13 tane oğlu olur ve bu çocukların ilk vampirler olduğuna inanılır. Gelelim Türkiye'de yaşanan vampir olayına. Anadolu'da yaşanan bu olay 1805 ile 1806 yılları arasında yaşanmıştır. Büyükada'da yaşanan bu olay sırasında 3. Selim yönetimindeki Osmanlı İmparatorluğu Rus Çarlığı desteğindeki İngiltere ile savaş halindedir. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu o zamanlar sadece Müslümanları asker alıyordu. Yahudi, Rum ve Ermeni gibi gayrimüslimler ise savaşa gitmeyip zanaatkarlık gibi işlerle uğraşıyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu o zamanlarda ağır bir savaş ortamında olduğu için iç otoriteyle ilgilenemiyordu. Bu yüzden İstanbul'daki iç otorite ticaret anlamında Rumların eline geçmişti. Rumlar İstanbul'daki iç düzene Osmanlı kadar önem veriyorlardı ve devlete bağlılık duyuyorlardı. 1805 ve 1806 yıllarında bu tür iç ve dış karmaşıklıklar yaşanırken Büyükada'da garip bir olay vuku buluyordu. 1805 yılının Ağustos ayında Büyükada'da yaşayan zengin bir kuyumcunun oğlu olan Yorgo, çocukluk arkadaşı Manolis'le sahilden sandalla açıldı. Ağustos ayının sıcaklığından bunalan iki Rum çocuğunun amacı Adana'nın açıklarında biraz yüzüp serinlemekti. Biraz sabırsız olan Manolis, henüz sandal durmadan kıyıdaki kayalıklara yüzmek için atladı. Bu sırada başını kayalıklara çarptı ve beyin kanaması geçirerek öldü. Manolis ölümünden sonra adanın mezarlığına gömüldü. Buraya kadar her şey normal gözükebilir. Ancak bundan sonrası tam bir gizemden ibaret. Çünkü aradan kısa bir süre geçtikten sonra Yorgo bir gece yarısı Manolis'i büyük ahşap evlerinin bahçesinde gördüğünü iddia eder. Fakat ailesi Yorgo'ya inanmaz. Ada sakinleri ise birkaç hafta sonra ahırlarındaki hayvanları ölü bulmaya başlar. Hayvanların boğazları parçalanmış ve vücutları çizikler içerisindedir. Ada sakinleri bunun sebebinin vahşi bir hayvan olduğunu düşünür. Fakat bu tür bir eylemi gerçekleştirecek kadar büyük bir hayvan henüz Büyükada'da yaşamamaktadır. Olayı seyreden birkaç ay içerisinde adadan ikisi kadın üç gencin kayıp haberi gelir. Adalılar önce kızların şehirde Müslüman sevgilileri olduğunu ve onlara kaçtıklarını düşünürler. Fakat bu dedikoduların gerçek olmadığı anlaşılır. Adada yaşayan bazı insanlar bugünkü Rum yetimhanesinin yakınlarındaki ormanlarda kaybolan gençleri gördüklerini iddia ederler. Bunun üzerine gençleri aramak için 15-20 kişilik bir grup oluşturulur. Fakat ormanlar didik didik aransa da sadece gençlere ait elbise parçaları ve ayakkabılar bulunur. Gençlerin ne ölü ne de diri bedenlerine rastlanılmaz. Daha sonra adanın daha tenha bir kısmında oturan yaşlı bir çift boğazları parçalanmış bir halde bulunur. Bu olay adada büyük bir paniğe sebep olur. Adanın önde gelen aileleri orada yaşayan Ortodoks din adamından bir açıklama yapmasını ister. Görevli vaiz Yunanistan'daki Yüksek Ortodoks Kilisesi Patriğine bir mektup gönderir ve o mektupta olayla ilgili tüm detayları açıkça anlatır. Fakat bu arada aynı şekilde boğazları parçalanmış iki kişinin daha cesedi bulunur. Adadan Yunanistan'a ulaşan mektup dikkatle incelenir
ve konunun bir vampir olayı olduğu düşünülür. Bunun üzerine vampirlere karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatan detaylı bir mektup ve bir vampir kiti gönderilerek vaize cevap verilir. Tam bu noktada size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Vampir öldürme kitleri 18. yüzyılın başlarında özellikle Doğu Avrupa ve Karpatlar'da yaygın olarak kullanılmıştır. O dönemde özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde bir vampir istilası olduğu söylentileri yaygın olduğu için özellikle bunun için seyahat eden vampir avcıları adına üretilmiş nadir bir kitti. İçinde olan silahlar, kutsal ürünler ve kitaplar bir vampiri tanımlamak ve onu yok etmek için yeterli ürünlerdi. Büyükada'daki vaiz ise mektubu ve kiti aldıktan sonra durumu ada halkına anlatmanın onları korkutup adadan kaçıracağını ve adanın tamamen Türklere kalacağını düşünerek mektuptaki bilgileri sadece belli başlı kişilerle paylaşmaya karar verir ve adanın güçlü kuvvetli gençlerinden bir ekip kurulur. Ormanlar yeniden aranıp taranır ve günler süren aramaların sonucunda yine bir sonuç alınamaz. Bir süre sonra pazar hayininden evine dönerken kestirme yolu kullanmak isteyen bir adam ormandaki patika yola sapar ve saldırıya uğrar. Saldıran kişi ise Manolis'tir. Orada devriye gezmekte olan Osmanlı zaptiyesi ve yetişen diğer halkın yardımı ile güçlükle elleri ve ayakları bağlanarak ada karakolunda nezarethaneye konulur. Bu arada Manolis'in hortladığına dair adada söylentiler yayılır. Osmanlı Devleti savaş halinde olduğu için adada görevli sadece iki zaptiye vardır. Onlar da ne yapacaklarına karar veremeyerek durumu İstanbul'daki zaptiye amirine bildirirler. Zaptiye amiri daha önce İstanbul'da ada hakkında bazı dedikodular duymuştur. Fakat resmi kaynaklardan gelen bu rapora hayret eder ve durumu dönemin Şeyhülislam'ı Zenbilli Ali Efendi'ye bildirir. Bu sırada Manolis nezaretin küçük demir penceresini parçalayarak kaçar. Vaiz önderliğindeki ada halkı ise ada mezarlığına giderek Manolis'in mezarını açarlar. Ancak Manolis'in tabutunun boş olduğunu görürler. Söz konusu bu mezarlık günümüzde çoğunlukla kapalı halde durmakta ve çok özel izinler ile defin kabul etmektedir. Vampire ait olduğu söylenen mezarın ise uğursuzluk ve geri dönmesinden korkulduğu için tahrip edilip yok edildiği söylenmektedir. Ayrıca Manolis'in tabutunun parçaları eski bir Roma geleneğine göre vampirin yaşarken ait olduğu aileye musallat olmaması için Manolis'in babası tarafından evlerinin kapısının üzerine çakılmıştır. Günümüzde Karadağ sokakta bulunan bu ev restore edilerek boyanmış olmasına rağmen tabutun parçaları halen görülebilmektedir. Manolis ve diğer gençlerin ise vaiz ve ekibi tarafından bulunup öldürüldüğü düşünülmekte olsa da bu konuya dair bir bilgi veya belgeye rastlanılmamıştır. Bu olayla ilgili başka bir bilgi bulunmuyor. Peki bu olay gerçek midir? Hadi kanıtlara bir göz atalım. Vaiz'in Yunanistan Patriği'ne yazdığı mektup hala Atina'daki Saray Müzesi'nde Osmanlı İmparatorluk mührü ile sergileniyor. Mektubun orijinali 20 sayfa olup bizim elimizde sadece 2 sayfalık kopyası bulunmaktadır. Ayrıca Manolis'in babası tarafından evlerinin kapısının üzerine çakılan tabut parçasının olduğu ev, Historis Manastırı'nın olduğu alana çıkan sokaklardan birinde bulunmaktadır. Son olarak Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter, çocukluğunu Büyükada'da geçirmiş ve oraya defnedilmiştir. Hayatını ve anılarını anlattığı kitaplarda ve yazılarda şu noktaya dikkat çeker. Efsane futbolcu çocukken yaramazlık yaptığı vakit, büyükleri tarafından vampirler gelir seni götürür diye korkutulurmuş. Bu noktada ada gibi kapalı sayılabilecek bir ortamda ve toplumda çocukları korkutmak için vampir ifadesi neden kullanılmıştır? Genelde çocukları korkutmak için kullanılan ve evrensel sayılan ve her toplumda farklı isimle bilinen öcü yerine daha korkutucu oldukları düşünülen vampirler neden kullanılmıştır? Ve neden bunu sadece Büyükada'daki halk kullanmıştır? Neden İstanbul'da bu tür bir söylem kullanılmamıştır? İlginç olan ve kayda değer önemli bir başka şey de, nedeni tam olarak açıklanamasa da emniyetin istatistiklerine göre İstanbul ilçelerinde en çok kaybolma vakalarının olduğu yerler içinde Büyükada'da bulunmaktadır. Son olarak konunun yorumunu size bırakmak istiyorum. Sizce anlatılan bu olaylar gerçek midir? Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu keyif alarak izlemişsinizdir. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede video yüklediğimde anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.